İlk günden beri sahaya gitmiş olan avukatlar olarak bu sorumluların ortaya çıkarılması için bu amaçla oraya çalışma yapmaya gitmiştik. Ama biliyorsunuz ki ne yazık ki oradaki şu an şiddet pratikleri, nefret söylemleri, özellikle göçmenlere, ana dili Türkçe olmayan insanlara yönelik söylemler bizi bu işi yapmaktan biraz alıkoydu. Şu an bu işlere koşturuyor sahadaki avukat arkadaşlarımız. Sorumlular mevzusunda da kamuoyunda şöyle bir algı var. Bütün sorumluların binaları yapan, malzemeden çalan, gerekli regülasyonlara uymayan müteahhitler olduğu söyleniyor. Ama bu doğru değil. Aslında müteahhitlerin sırtına yıkılmaya çalışılan bir suç gibi görünüyor bize. Ama bu çok boyutlu bir şey. Bu müteahhitler izinlerini kimden aldı? Kimler, hangi imar müdürlükleri, merkezi sistem, merkezi yönetim bu şehirlerin inşa edilmesinde, imar afları, bunlar nasıl çıktı? Asıl sorunların bunlar olduğunu düşünüyoruz biz. Peki müteahhitlerin de bir sorumluluğu var. Bu binalar yapan kişiler sorumlu ama bu binaları yapanların yanında en nihayetinde bir denetimi var, kontrolü var, izni var. Buna izin veren, bunun denetimini usulüne göre yapmayan herkes sorumlu. Belediye sorumlu, valilik sorumlu, İçişleri Bakanlığı sorumlu, bütün devletin bütün kademeleri, ilgili bütün kademeleri kendileri sorumlu. Hem insanların ölümü ve sorumluluklar iken bir anda konu saldırılar ve mültecilere döndü. Hala biraz hedef saptırma olduğunu düşünüyoruz. Bilinçli yapılan bir durum olduğunu düşünüyoruz. Evet, şu an herkes bu depremde ölen insanların sorumlularını arıyorken, tartışacakken bir anda işkence, bir anda mülteciler, bir anda göçmenlere ilişkin bir tartışma başladı. Amaç burada hedef saptırmak ve gerçek soruları, sorulması gereken asıl soruların göz ardı edilmesine yönelik bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Toplum odak bir anda değişti. Yani son 2-3 gündür biz depremde ölen insanların ya da hala enkazı devam eden, enkaz altında kalan insanlardan çok saldırıları ve göçmenlere işte ırkçılığı, hedef göstermeyi, nefret söylemi konuşuyor olduk.